Abla. Gelsene bir dakika, bir bayan var burada, konuşacağım. Gel Mehmet. Sen de konuşuyorsun. Önceden cıvıl cıvılıydı. Benim evimin su altında kalmadı fakat. Geliyoruz burada, balık tutuyoruz. Ama komşuları kaybettik. Komşularımız yok. Dört tane komşum var burada. Başka kimse yok. Normalde kaç kişi yaşardı bu yerde? Bayağı var idi artık. Şimdi kaç kişi var? Şimdi dört tane var burada. Yalnızlık oluyor. Arkadaşlar geliyordu, oturuyorduk. Çayımızı, yemeğimizi yiyor, içiyorduk ama şu anda hiç kimse yok. Şey ne tutuyoruz? Balık tutuyoruz ama sağa sola bakıyoruz, kimse yok. Sessizlik, evler yok, suyun altında kaldı. Diğer yarısı hareketli, diğer yarısı Yusuf elinde. Var. Ama güzellik tarafı var, manzarası güzel oldu. Evimize yakın, balık tutuyoruz. İnsan stresini atıyor. Torunlarım geldi Ankara'dan, ot yiyoruz, içiyoruz burada. Düşünmez olur mu? Ne dediler size? Babaanne evler yok dedi, evler nereye gitmiş dedi. Kızım dedim, suyun altında kaldı babaannem dedim evler. Yani onlar hep suyun altında kaldı işte, görüyorsunuz burada. Ama güzel yanı evimiz şu an su altında kalmadı, hemen karşı tarafında barajın. Geliyoruz burada eğleniyoruz işte, stresimizi atıyoruz, balık tutuyoruz. Ama bir taraftan da işte barajın bu şekilde bir güzellik sergiledi. Bu şekilde balık tutuyoruz yani buralarda. Yani köyünüzün... Şu an bu baraj, balık tuttuğumuz yerlerde evler var altlarda. Evlerin üstüne olta atıyoruz yani. Burada balık tutuyoruz. Peki çocuklarınızla beraber? Yani tabii biz Ankara'da oturuyoruz zaten de. Yani buraya geldik işte, çocuklar dedelerini gördü. Burayı gördüler. Bir taraftan üzüldüler ama bir taraftan da bu suyu görünce sevindiler. İşte balık tutuyoruz yani, güzel, gayet güzel yani, mutluyuz yani. Bu şekilde de yine bir şekilde mutlu olmaya çocuklarımız çalışıyoruz. Çocuklar şaşırdı yani. Baba dedi, ne oldu buraya dedi. Yani ne oldu baba dedim. Kızım işte böyle oğlum, baraj oldu. Baraj olunca, su yükselince evlerimiz, komşularımızın, eşimizin, dostumuzun evleri su altında kaldı. Baba diyor, şimdi evler oranın altında mı diyorlar yani. Diyor. Ankara'dan. Ankara'dan geldin. Köyü görünce şaşırdın mı köyü? Nasıl şaşırdın peki? Ne oldu? Yani evler suların altında kaldı. Neler hissettin peki? Babana, annene bir şeyler sordun mu? Evet. Ne sordun? Ne cevap aldın? Anne baba, evler nerede dedim. Onlar da dedi ki suyun altında kaldı evler dedi. Çayın orada balık tutuyorduk, içerisinde oradan gördüm. Yani cami suyun altında kalmıştır diye düşündüm. Eski halini biliyor musun peki buranın? Hatırlayabiliyor musun? Evet, hatırlayabiliyorum. Nasıldı eski hali? Eski hali yani orada bir sürü çarşı vardı orada ama çarşı suyun altında kaldı. Şu kadar bir tane balık tuttuk. Kocaman. Evet. Yani balık tutuyoruz. Peki nasıl, şaşırdın mı köyü görünce? İlk geldiğimde evet, Yusuf eline gitmiştik, oradaydık ama ondan sonra buraya geldik, burada kalıyoruz, evimiz burada. Sonra şaşırdım yani, çünkü öbür sene geldiğimde hiç böyle değildi bura. Şimdi balık tutuyoruz. Yani diğer evler suyun altında. Ondan sonra öbürleri de buralarda. Zaten pek kişi yok. 4 kişi var. Yani kalkıyoruz, balık tutmaya geliyoruz. Sonra bu kadar balık tutmuştuk. Dün tuttu abim. Ondan sonra... Seviyor musun peki köyünü? Evet, seviyorum. Sular altında kalmasını ister miydin bu köyün yönünde? Bir yandan istemezdim ama bir yandan da isterdim. Niye?
Amca ben de fotoğraf çekeceğim. Bunu ben atabilir miyim?